Suriye ile Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine dair bir haberle başlayalım. Yeni dönem aslında resmen başladı diyebiliriz. 11 yıl sonra ilk resmi temas Moskova'da gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşlarının da katıldığı üçlü toplantıda Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Akar, amacımızın Suriye içinde tehdit olan PKK, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek olduğunu ifade ettik dedi. 11 yıl sonra Suriye ile bakan düzeyinde ilk görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin adresi Moskova'ydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanları'yla üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Bakan Akar, Moskova'dan Ankara'ya hareketi öncesi toplantıyı değerlendirdi. Bu toplantıda Suriye'de ve bölgedeki gelişmelerin bir an önce olumlu yöne gelişmesi, Suriye'nin sükunun İstikrarın sağlanması bakımından neler yapılabileceğini konuştuk, görüştük. Taraflar masaya koşulsuz oturdu. Akar, Türkiye'nin beklentilerini, Suriye'de krizin çözümü noktasında atılması gereken adımları ilk ağızdan muhataplarına iletti. Bizim orada dile getirdiğim en önemli hususlardan biri, bizim herhangi bir şekilde başka bir amacımız olmadığını, bizim tek amacımızın Suriye içinde tehdit olan PKK, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine ve teröristlere karşı mücadele ve onları eser getirmek amacını güttüğümüzü, ülkemizi ve milletimizin güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi kendine ilave ettik. Bakan Akar, Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede göç konusunun da gündeme geldiğini söyledi. Suriye'den Türkiye'ye göçün de olabildiğince engellenmesi ve daha fazla göç olmaması konusunda alınması gereken tedbirleri dile getirdik. Bu manada yapılan çalışmaların önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla birlikte bölgeye ve Suriye'ye barışa ve istikrara giden yolda ciddi önemli katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyoruz.